Merhaba sayın seyirciler, Metnuç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Tokat'ın Zile ilçesinde 3.7, Girit adasındaysa 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 2.48'de merkez üssü Zile ilçesine bağlı Közdere köyü olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin hasara yol açmadığı bildirildi. Girit adasındaysa bugün saat 7.29'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Akdeniz'deki depremin yerin 19 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı. Dün akşam Irak'ın Ramadi kentinden saldırı haberi geldi. Errat ve bölgesi girişinde bir güvenlik kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 2 polis öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralıların Errat Hastanesi'ne nakledilerek tedavi altına alındığı belirtildi. Maliki karşıtı olarak bilinen milletvekili Ahmet El Elvani, önceki gün evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmış, çıkan çatışmada Elvani'nin kardeşiyle 5 çocuğu öldürülmüştü. Artan gerilim nedeniyle Anbar eyaletinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün kaldırılmıştı. Ayrıca 75 Türkiye ile 15 Iraklı işçinin bölgede mahsur kaldığı bildiriliyor. Birleşmiş Milletler, Irak'ta 2013 yılında yaşanan çatışma ve bombalı saldırılarda en az 8.800 kişinin öldüğünü duyurdu. Bu bilançoya göre Irak 2008'den bu yana en kanlı yılını yaşadı. Somali'ye geçiyoruz. Dün gece Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otele yapılan iki ayrı bombalı saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti. 30'dan fazla kişi de yaralandı. İntihar eylemcisinin bomba yüklü araçla düzenlediği ilk saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı. Mogadişu havaalanı yakınlarındaki bir otelin girişinde bomba yüklü araçla düzenlenen ikinci saldırıdaysa bir emniyet müdürü ve 7 asker öldü. Saldırılar sonucu yaralanan 30 kişi hastanede tedavi altına alındı. Saldırıların ardından militanlarla polis arasında silahlı çatışmanın yaşandığı aktarıldı. Saldırıyı Somali'de etkin olan El-Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütü üstlendi. Amerika'ya geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde dün bir binada patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi. Minneapolis patlamanın nedeni henüz tespit edilemedi. Kentin itfaiye yetkilileri sabah saatlerinde çok katlı bir binada meydana gelen patlama sonrasında yangın çıktığını açıkladı. Yetkililer yangının devam ettiğini söyledi. Dumanların yükseldiği binada mahsur kalan çok sayıda kişinin kurtarılması için çalışmalarsa devam ediyor. Türk Devleti'nin Rojava devrimini boğmak için çetelere yardımı devam ediyor. Alınan bilgiye göre dün öğle saatlerinde Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na gelen bir ihbar üzerine İnsani Yardım Vakfı'na ait bir tır askerlerce durduruldu. Kırıkhan ilçesi Güzelce Jandarma Karakolu yakınlarında durdurulan tırda yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu iddia edildi. Tırda bulunan bir MİT elemanı 3 kişi gözaltına alınırken tırın saat 21 sıralarında kilis yönüne yoluna devam ettiği belirtildi. Benzer bir şekilde 7 Kasım 2013'te de Adana'da bir polis tırı durdurmuş ve tırda yüzlerce roket başlığı ile geçirmişti. Öte yandan AKP ve cemaat yanlısı kuruluşlar İstanbul Fatih'te El Nusra ve Irak Şam İslam Devleti bayrağıyla yardım topluyor. Türkiye, AKP ile cemaat örgütü arasındaki iktidar kavgası sürüyor. Rüşvet ve yolsuzlukların ardından birçok kentte görevden almalarsa devam ediyor. Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Cemil Uysal görevinden alındı. Uysal yaklaşık 6 ay önce Konya'dan Mersin'e atanmıştı. Kadınlar 9 Ocak'ta katledilen 3 Kürt kadın devrimcinin anısına harekete geçti. Paris'te Fransız ve Kürt sivil toplum örgütleri 7 Ocak'ta kadın kırımı konulu bir konferans düzenliyor. Uluslararası Özgür Kadın Vakfı, Kürt Kadın Hareketi Uluslararası Temsilciliği, Fransa Kürdistan Dayanışma Derneği ile Fransız Kadın Örgütü Femme Solidaris 7 Ocak'ta Paris'te 3 Kürt kadın devrimci anısına kadın kırımına son vermek için kadın katliamlarına karşı harekete geçmek konulu konferans düzenleyecek.
konferans organizasyonu amaçlarının Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez anısına ortak mücadeleyi büyütmek olduğunu ifade etti. Konferans 15 Rue de Vaugirard 75006 Paris adresindeki Munerville salonunda saat 09 ile 18 arasında yapılacak. Konferans programında yer alan konular ise şöyle. Kadın kırımının tarihi ve konsepti. Rojava'da kadın kırımı ve kadın örgütlenmesi. Siyasi cinayetler ile 9 Ocak'taki katliam karşısında halk hareketleri ve siyasilerin tepkisi. Aydınlatılmayı bekleyen siyasi cinayetlerin hukuki perspektifi. Medyanın 9 Ocak 2013'teki katliama bakışı. Kadın kırımına karşı mücadelede Fransa'daki kadın örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin stratejileri. 21. yüzyılda rejim ve infazlar gerçekliği ile İran'daki kadınların durumu. Kadın katliamlarına karşı Sibutili kadınların mücadele deneyimleri. Kadın kırımının insanlığa karşı suç olarak tanınması için mücadele stratejileri, hedefler ve ortak girişimler. Konferansa Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in aileleri onur konukları olarak katılacak. Konferans, sinevizyon gösterimi ve sonuç bildirgesinin okunmasıyla sonuçlandırılacak. ...9 Ocak Paris katliamının yıl dönümünü kadınlar özgürlük ve demokrasi mücadelesini büyütme kararlılığıyla karşılamaya hazırlanıyor. Bu kararlılığı ifade eden Demokratik Özgür Kadın Hareketi DÖK ve BDP Kadın Meclisleri Sözcüsü Pelin Yılmaz bir hafta içerisinde 200 aşkın eylem gerçekleştireceklerini açıkladı. Biz bütün Kürt kadınlarını, herkese Türkiye'de mücadele etmiş olan ve mücadele etmeye devam eden bütün feminist, sosyalist, demokrat kadın özgürlük mücadele eden bütün kadınları, günü vermiş olan bütün kadınları 9 Ocak günü alanlara davet ediyoruz. Ama 1 Ocak'tan 9 Ocak'a kadar olan bir süreç olduğunu ifade ediyoruz. Bir bütüne Sakine Yoldaşlar şahsında direnişin sembolü olan, özgürlüğün sembolü olan ve bir kadın mücadelesinde kadın önder olarak nitelendirdiğimiz bu kadın arkadaşlar şahsında bütün mücadele yoldaşlarımızı, kadın yoldaşlarımızı bir kez daha buradan bu vesileyle alanlara çağırıyor ve bütün şehitlerimizi ve yoldaşlarımızı bir kez daha sahiplenmeye davet ediyor. Bugün itibariyle Kürdistan'ın ve Türkiye'nin bütün ilçelerinde, sokaklarında, mahallelerinde seminerler, anmalar ve paneller düzenlenecek. Bütün yani küçükten büyüğe varan, yani köyden, sokaktan, kent merkezine varan çok geniş bir etkinlik programı düzenledik. Kürdistan'ın, özellikle Kürdistan'da bu programımız çok daha kapsamlı olacak. Türkiye metropollerinde de böyle olacak. Türkiye metropollerinde Adana, İstanbul, İzmir gibi illerimizde 9 Ocak günü yapacağımız büyük kitlesel yürüyüşlerimizde yürüyüşlerimiz Fransız konsoloslukların önünde neticelenecek. Herkes anma, panel, seminer mücadelelerini anlatma, bilinç düzeyine çıkarma ve sahiplenme temelinde olacak ve kitlesel yürüyüşler kapsamında gerçekleşecek. ...9 Ocak Paris katliamının yıl dönümü yaklaşırken Kürt kadınları öncülüğünde Kürt halkı ve dostları da alanlara çıkıyor. Eylem ve anmaların gerçekleştiği yerlerden birisi de Rojava. Yaşanan devrim sürecinin kadın devrimi olarak tanımlandığı Rojava'da Paris'te katledilen 3 Kürt kadın devrimci çeşitli eylemlerle anılıyor. Rojava Devrimci Gençlik Hareketi Efrin'de düzenlediği tiyatro gösterisiyle Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'i andı. Tiyatro gösterileri Efrin'deki gençlik merkezinde Şehit Ruken sahnesinde gerçekleştirildi. Gösterinin ardından Yekitiye Star Yürütme Konseyi üyesi Viyan Efrin kısa bir konuşma yaptı. Efrin, Kürt kadınının özgürlük mücadelesi halkların yolunu aydınlatıyor dedi. Etkinlik şiirlerin okunmasıyla devam etti. Efrin'deki genç kadınlarsa düzenledikleri basın açıklamasıyla yıl dönümü yaklaşmakta olan katliamı kınadı. Açıklamada hiçbir gücün Kürt kadınının özgürlük iradesini kıramayacağı ve Sakine Cansızların yolunda mücadelenin yükselteceği vurgulandı. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a özgürlük kampanyası eylemleri devam ediyor. Avrupa'da 25 Haziran 2012'den bu yana Avrupa Konseyi önünde sürdürülen kesintisiz nöbet eylemini bu hafta kadınlar devraldı. Avrupa'daki Kürt Kadın Hareketi temsilcilerinden oluşan 5 kişi nöbet eylemini sürdürüyor. Eylemciler, Sayın Öcalan özgürleşene kadar, Kürdistan özgürleşene kadar bu eylemler yapılmaya devam edecek diyor.
Avrupa'daki Kürt kadınlarının da üzerlerine düşen rolü yerine getirmesi gerektiğini ifade ediyor ve 2014 yılını Öcalan'ın özgürlük yılı haline getirmeyi amaçladıklarını da sözlerine ekliyor. Nevruz Bayramı bu yıl Avrupa'da 40 civarında parti, örgüt ve kuruluş tarafından kutlanacak. Almanya'nın Düsseldorf kentinde 22 Mart'ta düzenlenecek kutlamanın şiarı ise halkların barış ve demokrasi şöleni Nevruz, Kürdistan'a barış ve Türkiye'ye demokrasi. 2014 Nevruz'u Almanya'da Kürt, Türk, Ermeni, Asuri, Süryani, Laz, Pontus Rumları temsil eden 40 civarında parti, örgüt, kurum ve kuruluşun ortak organizasyonuyla kutlanacak. Ortak kutlama etkinliğine ilişkin bilgi veren Tertip Komitesi üyesi ve Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu YEKKOM eş başkanı Yüksel Koç, amaçlarının özgürlük bayramı olan Nevruz'u halkların bayramına dönüştürmek olduğunu belirtti. Koç, bunun içinde Avrupa Barış ve Demokrasi Meclisi, ABDEM ve Almanya Demokratik Güç Birliği içerisinde faaliyet yürüten kimlik, inanç ve sol kuruluşlar olarak böylesi bir karar aldıklarının altını çizdi. Koç, 22 Mart'ta Düsseldorf kentinde yapılacak kutlamanın resmi programının da önümüzdeki dönemde netleşeceğini belirtti ve hep beraber halay ve horonlarla bütün kültürel değerlerimizi oraya taşıralım dedi. Yunanistan Avrupa Birliği dönem başkanlığını devraldı. Dönem başkanı sıfatıyla birçok bakanlar kurulu toplantısı düzenlenecek. Avrupa Birliği siyasetlerinin belirlenmesinde eşgüdüm sağlanacak. Bu dönemdeki öncelikler arasında ekonomik büyümenin pekiştirilmesi, göçmenlik alanında düzenlemeye gidilmesi, gençler arasında işsizlik sorununa çare aranması ve Avrupa Yeni Bankacılık Birliği'nin oluşturulması sayılıyor. Bütün bunların Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce ele alınması gerekiyor. Yunanistan'ın başkanlık döneminde kendi borçlanma koşullarında daha fazla rahatlama sağlamak için de bir kampanya yürütmesi bekleniyor. Haberleri sunduk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın sayın seyirciler.